Yani Tam da o zaman sınırında şimdi değil. ne yapması gerekiyor diye soracaktım. Sağlamak zorundadırdan kastınız nedir? Çünkü en nihayetinde biz farklı ölçeklerde Suriye'nin kuzeyinde 3 aylık operasyona tanıklık ettik. Irak'ın kuzeyinde işte operasyonlar yapılıyor. Yine özellikle bu saldırıdan sonra üst üste bir kez daha hava harekatlarına tanık oluyoruz. Dolayısıyla bunlar yapılmadı değil şimdiye kadar, yapıldı. Ama sonuçta 12 askerin şehit edildiği bir saldırıyla da karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla dünden farklı yapılması gereken bir şey var mı Sayın Yayç? Efendim şöyle, bizim böyle münferit harekatlardan ziyade mutlaka bu durumda her devletin yaptığı gibi, her güçlü devletin, her aklı başında devletin yaptığı gibi bir kere sıcak takip mutlaka yapılmalı. Kara harekatı şart, kara harekatı şart. Hem de bu kara harekatı sadece ve sadece bu teröristlere karşı münferit harekatlar. Yani bizim sınırımızın, duyabiliyor muyuz efendim? Ben evet, evet. Biraz görüntü dolu. Arasına gidiyor gibi. Sesiniz ama sınırımızın şu anda iyi. Ötesinde, sınırımızın hemen ötesinde teröristlerin olduğunu gördük. Sınır hattımızın da dağlar üzerinde olduğunu biliyoruz. O dağlar üzerindeki üst bölgelerinde bulunmamızın bir takım riskleri olduğunu da şimdi gördük, bir kez daha gördük. O zaman sınırımızın ötesinde ovaya inip dağları aşıp mutlaka Irak bölgesinde bu Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör unsurlarının sızmasını önlemek için bir tampon bölge oluşturulması şarttır. Üstüne üstlük, evet biz Suriye'de 3 tane harekat yaptık ama kesikli yaptık. Kesikli kesikli yaptık. Aynen Arap orada duruyor. Aynen Arap'tan her gün Türkiye'ye roket saldırısı yapılıyor neredeyse. Karakollara şu saldırı yapılıyor, bu saldırı yapılıyor. Neden bizim harekatımızın o kesikli bölgeleri aralarındaki 3 harekat bölgesinin aralarındaki o bölgeler neden birleştirilmez? Niye bugüne kadar birleştirilmez? Niye Türkiye riske atılır? Onu anlamış değilim. Niye Türkiye riske atılır? Bakın eleştiriyse bunu eleştiriyorum. Türkiye'nin neden bu Aynel Arap'ta yanı başımızdan bize saldırı yapılmasına göz yumulur? Efendim karşılık verdik. Neyle karşılık verdik? Obüsle karşılık verdik. Niye girmiyorsun kardeşim? Senin bağrına hançeri saplamış terörist, biz daha hala Rusya'dan izin almayı bekliyoruz. Amerika'dan izin almayı bekliyoruz. Büyük devlet olmak bu demek değil ki. Büyük devlet olmak, senin bağrına hançeri saplıyorsa sen gireceksin o zaman. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye'nin bir kere çok net bir şekilde herkesin şunu sorgulaması lazım. Neden girmiyoruz? Sorulardan Peki. Bir tanesi bu olması lazım. Tamam. Sağ ol. Çok sadece, yani mümkünse bir iki cümleyle cevap. Sürem de çok yok çünkü. Niye evet. Rusya'dan izin bekliyoruz, niye Amerika'dan izin bekliyoruz derken, mesela zamanlama olarak yarın Dışişleri Komisyonu'nda Amerika'nın istediği, Biden yönetiminin istediği, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokol Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Sanki kabul edilecek gibi. Sizce zamanlama açısından doğru mu? Şu sıra Amerika'nın istediği şekilde İsveç'in NATO üyeliği kabul edilmeli mi? PKK şu anda eylem yaptı. Çok ciddi bir eylem yaptı. Türkiye'de 12 askerimiz, bırakın 12 askeri. Atatürk bir askerin bile değerini, yani ne kadar değerli olduğunu Atatürk tarihimizde birkaç olayla göstermiştir. Burada şimdi konuşmayayım. Ancak şunu söyleyeyim. PKK'yı desteğinden dolayı, FETÖ'yü desteğinden dolayı İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, şimdi PKK bu eylemi yaptıktan sonra yarın bunun meclisten geçmesi kabul edilemez. Yani bunu vicdan da kabul etmez hiçbir şeyde. Dış politikada savrulmalar yaşanması çok doğru bir şey değildir. Yani hiç doğru bir şey değildir. Savrulmamalıyız. Burada PKK bu eylemi yaptıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin şimdi diğer siyasi partilerde, iktidar partisi de diğer siyasi partilerinde nasıl oylamada nasıl davranacaklarını ben de merak içerisinde bekliyorum. Peki. Merak içerisinde bekliyorum. Acaba kimin sözünü dinleyecektir, merak ediyorum. Evet, özellikle de gerçekten hani özellikle de MHP'nin ne yapacağını, çünkü daha önce Bahçeli'nin